Diyor ben. Yaklaşık 6 aydır bu hastalıklar çıktıktan sonra bizim işlerimiz çok düştü. Önceden 40-45 araba çıkarıyordu, şimdi 20-25 araç arası çıkartıyoruz. 2,5 ay falan kontak zaten kapattık, kilit vurdu, daha çalışamadı. Ondan sonra da yazıhanemizi açtıktan sonra yarı yolcuyla gidiyoruz, 8-9 yolcuyla biz gidiyoruz. Daha önce fiyatlarımızı yolculardan 18 TL alıyordu. Şimdilik mecburen, yani masraf biraz yükseldiği için 25 TL alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Gene eski ücrete servisine indireceğiz. Bizim sabah 5'te yazıhanemizi açıyoruz. 7'ye kadar şehir içi arabaları çalışmadığı için hizmet yapıyoruz. Yolcuları telefon açanları gidip getiriyoruz. Bizim arabalar zaten 8-9 yolcu olduktan sonra çıkıyorlar. Fazla onları, yolcuları da mağdur etmek istemiyor, bekletmemek için biz daha erken arabaları çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi 210 aracımız var. O 210 insan, aile buraya bağlıdır. Bunlar da mesela 7-8 günde bir sıra geliyor bunlara. Şimdi bir aile demez diyelim, 10 kişi var, onların geçimi buranın üstünde de gerçekten zor günler yaşıyorlar burada çalışan arkadaşlar. Ama yolcular gene mağdur olmasın diye biz fedakarlığımızı yapıyoruz. İnşallah sonu hayır olur inşallah. Belediye bizden 3 ay kira almadı. 3 aydan sonra kiralarımızı vermeye başlıyoruz. Bizden kira almamalarını rica ediyoruz. Çünkü burada fazla kazanacağımız bir kazanç yok. İşlerimizde aksama oldu. Bayağı asnaflar zarar ediyor. Sen biliyorsun, sabahtan akşama kadar geliyorlar buraya 20-25 araba. 8-9 yolcuyla gidiyorlar. Onlar sıkıntılıdır. Vallahi süreç devam ederse bizi çok etkiler ama gene de hizmeti yapmaya devam edeceğiz.